Merhaba. Evimde kendim için panolar yapıyorum. Yaptığım panolardaki teknikleri de video çekerek sizlerle paylaşmış oluyorum. Şimdi yeni bir pano yapacağım ve tekniğini size dilim döndüğünce anlatacağım. Bunlar ahşap, ham ahşap tabakalar. Kadens'ten aldım. 4 ya da 4,5 liraydı, tam kesin hatırlamıyorum fiyatı ama 4,5 liraydı galiba. Önceki videomda rölyef pastayı açık bir zeminde, açık renk boyadığım bir zeminde uygulamıştım. Daha sonra videoyu izlerken rölyef pastanın çok görünmediğini fark ettim. Yani kendim için pano yapıyorum ama size de teknik gösteriyorum haliyle. En azından rölyef pastamız görünsün diye. Biraz koyu bir tona boyadım panomu. Şimdi uygulamaya geçelim. Önce kullanacağım malzemeleri tanıtayım. Klasik rölyef pasta. Farklı renklerde wash efekt. Bunlar eskitme oluyor. Bir de eskitme kremi. Rengi de isli siyah. Wash efektleri ya da eskitme kremlerini illaki budaklı dokuya uygulamak gerekmiyor hanımlar. Yani bu şekilde düz boyadığınız bir objeye de yüzeyine sürdükten sonra sünger yardımıyla sildiğiniz zaman da bir eskitme dokusu elde etmiş oluyorsunuz. Ben rölyef budak yapmak istediğim için bunu seçtim. Belki daha sonra düz bir şekilde nasıl eskitiriz onunla ilgili de bir video çekerim. Rölyef pastamı bir tabağa koydum. Birazcık sulandıracağım. Geniş yüzeylerde uyguladığınız zaman rölyef pastayı mutlaka glaze ile seyreltin. Glazing medium'la. Ama böyle küçük objelerde, küçük alanlarda suyla da seyreltebilirsiniz. Yani suyla seyreltseniz bir şey olur mu? Hayır, olmaz. Ama glaze medium hangi malzemeye katarsanız katın, boya olur, eskitme kremi olur, rölyef pasta olur. Hangi malzemeye katarsanız katın, kuruma süresini geciktireceği için hani eğer yanlış yaptıysanız düzeltme imkanı verir size. Şimdi rölyef pastayı fırça yardımıyla yüzeye süreceğim. Daha sonra işlemimize başlayacağız. Ne kadar ince sürerseniz o kadar ince bir dokunuz olur. Kalın sürerseniz kalın dokunuz olur. O tamamen sizin zevkine, görmek istediğiniz dokuya bağlı bunlar. Rölyef pastayı sürdüm fırçayla. En azından vakit almasın diye. Gerçi objem küçük, çok vakit almadı ama yine de vakit kazanalım. Wood grainer aletini şu yuvarlak olan kısmının yüzeye yerleştirip kendimize doğru hafif esneterek çekiyoruz. Bu ağaç doku yapan aletimiz. Şu yuvarlak kısmını yüzeye koydum. Kendime doğru çekip esnetiyorum ve fazlasını mutlaka üzerinden alıyorum. Bu şekilde. İsterseniz hanımlar bir budak yapıp bir tarak kısmıyla boş çekebilirsiniz. Ama önceki videolarımda ben söylemiştim. Bu dokuyu ben sevmediğim için tercih etmiyorum. Ama yine de bir göstereyim. Yapmak isteyen hanımlara göstereyim. Bu şekilde bir budak, bir tarama şeklinde. Ben bunu çok doğal bulmadığım için yapmıyorum. Herkesin zevkine kalmış. Başkası beğenebilir. Ben beğenmiyorum.
herkesin zevki kendine. Hem bu şekilde bozduğumuz, istemediğimiz bir görüntüyü düzeltebilme imkanımız olduğunu da göstermiş oluyoruz. Ben ne yapıyorum? Şunu bir sileyim. Ben ne yapıyorum? Yine aynı şekilde yüzeye koyup tek harekette çekiyorum. O şekilde yapıyorum. Tane tane anlatıyorum. Belki ilk defa karşılaşanlar vardır aranızda. En azından hani tekniği yabancılarsa bu şekilde öğrenmiş olsunlar. Yüzeyi yine aynı şekilde koyuyorum. Sonra tek harekette düz çekiyorum. Fazlasını alıyorum. Zemin düz bir zemin olduğu için haliyle çekerken zorlanıyorum tabi tabak olduğu için. Ama siz mobilyalarınız üzerine, masaların üzerine uyguladığınız zaman daha rahat yapacaksınız. Tekrardan bunu alıyorum. Koyuyorum yüzeyin üzerine. Çekiyorum. Siliyorum fazlasını. Şuraya da yarım bir tek hareket çekiyorum. Bu şekilde budak dokumuzu yapmış olduk. Şimdi rölyef pastanın kurumasını bekleyeceğiz. Ben kuruturken saç kurutma makinesinden yardım aldım. Sizler böyle işlemler yaptığınız zaman mutlaka 24 saat bekleme sürelerine dikkat edin. Şimdi işlemime geçeceğim. Kullandığım malzemeler, eskitme kremi ve wash efektler. Wash efektler boyalara göre daha akışkan malzemeler. Zaten bu tarz eskitmeler için kullanılıyor. Boya daha katı bir malzeme. Onu da şöyle göstereyim. Yani wash efektler daha akışkan boyalara göre. Ve tamamen parlak, güzel bir çeşit eskitme efekti veriyor. Şimdi normalde eskitme kremlerini kullanmadan önce glaze medium'la birazcık seyreltmek gerekiyor ama ben az kullanacağım için glaze kullanmayacağım. Sadece boyut versin budaklara diye ortaları biraz alacağım. Şöyle orta kısımları. Daha sonra iki wash efekt kullanıyorum ben. Yani farklı böyle renkli olsun açısından, koyulu açıklı renkler elde edelim açısından iki farklı renk kullanıyorum. Siz isterseniz tek renkte kullanabilirsiniz. Koyulu açıklı sürelim bakalım. Dediğim gibi akışkan bir malzeme. Sürüyoruz. Daha sonra sünger yardımıyla siliyoruz. Ben biraz böyle koyulu açıklı sevdiğim için bu şekilde seçtim. Videoları çekerken fazla anlatıyor olabilirim. Belki bazılarınız o şekilde gelebilir. Ama bu işe ilk defa başlayan, eline ilk defa boya fırçayı alan, ilk defa bu boyalarla tanışanlar için hani bu şekilde anlatılması gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası. O bakımdan biraz ayrıntılı anlatıyorum. Şimdi işlemimiz
süngerle silmeyle devam edecek. Süngeriniz bu şekilde. Böyle dokulu süngeriniz yoksa bulaşık süngeri de kullanabilirsiniz. Tek yönlü şekilde silerek istediğimiz efekti, dokuyu elde edinceye kadar sileceğiz hanımlar. Önemli olan burada tek yönlü silmek ve süngeri bastırmamak. Görmek istediğiniz doku neyse göz zevkinize göre o kadar silebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bence bu kadar yeterli. Siyah eskitme kremi koydum. Budaklar biraz görünsün. Altta bir boyut kazansın diye. Ve üzerindeki vaş efekti de sünger yardımıyla silmiş olduk. Vaş efektin birçok rengi var hanımlar. Oksit sarısı var, beyazı var, siyahı var, yaban kekiği gibi bir pembe rengi var. Zevkinize göre alabilirsiniz. İşlemi bu şekilde yapıyorsunuz. İsterseniz budakları koyultmazsınız. Vaş efekti direkt rölyef pastanın üzerine de sürebilirsiniz. Ya da dediğim gibi rölyef pasta yapmazsanız düz bir zemin üzerine de süngerle çekip o şekilde efekt de verebilirsiniz. Bunlar tamamen sizin isteğinize ve zevkinize kalmış şeyler. Ben bu şekilde sevdiğim için buna göre yaptım ve bunu da bu şekilde sizinle paylaşmış oldum. İyi günler diliyorum.